بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم تمم بالخير، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırlısıyla itmam etmeyi, ikmal etmeyi nasip ve müyesser eyle. Allah'ım, senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. Ve eğer sen istersen gam ve kederi, hüznü, zorluğu kolay kılarsın. Değerli kardeşlerim, geçen dersimizde veli kelimesinden bahsetmiştik. Veli kimdir? Sıfatları nedir? Şartları nedir? Gibi bazı konulara temas etmiştik. Bugün o konuya devam etmekle beraber veliden sadır olan olağanüstü haller, yani kerametlerden de bir miktar bahsetmeye çalışalım. Geçen dersimizin sonunda demiştik ki bir yönüyle veliler dörde ayrılır. Birinci grup veliler, veli olduğunu kendi de biliyor, halk da biliyor. Kendi biliyor, halk da biliyor. Kerametleri, salahı, dürüstlüğü insanların yanında da maruftur. Kendi zaten bunun farkında. İkinci veli çeşidi, kendi de bilmiyor, halk da bilmiyor. Aslında o velidir, Allah'ın indinde değerli bir insandır, kıymetli bir kuldur. Fakat kendi veli olduğunu bilmiyor, mertebesini bilmiyor, tahmin edemiyor. Ya tevazusundan veya Cenab-ı Hak ona bunu göstermiyor, halk da bilmiyor haliyle. Üçüncüsü, kendi veli olduğunu biliyor. Gururlanmadan, kibirlenmeden, zaten o dereceye gelen bir insanda gurur ve kibir olmaz. En mütevazi insan olur. Kendi biliyor veli olduğunu ama halk bunun farkında değil. Dördüncü grup veli ise kendi bilmiyor ama halk biliyor. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Kendi bilir, halk bilir. Kendi bilmez, halk bilmez. Kendi bilir, halk bilmez. Kendi bilmez, halk bilir gibi dört gruba ayırmak mümkün. Dört gruba ayırmak mümkün. Yeryüzünde nice meşhur insanlar var, gökyüzünde tanınmıyorlar. Ama yeryüzünde nice meşhur insanlar var, gökyüzünde tanınmıyorlar. Yeryüzünde nice meçhul insanlar var, ama gökyüzünde melekler ve meleği âlâ tarafından çok güzel tanınıyor, biliniyor, sitayişle onlardan bahsediliyor. Demek ki aramızda, insanlar olarak aramızda yaşadığı halde tanımadığımız, değer vermediğimiz çok insan var. Ama gökyüzünde çok meşhurdur o insanlar. Tam tersi, yeryüzünde çok meşhur insanlar var. Herkes parmakla onları gösteriyor ama gökyüzünde onlar tanınmıyor, meçhul insanlar, değersiz insanlardır. Tabii biz ne onu tanıyoruz ne onu. Ama bize görünen o ki Kur'an ve sünnete göre kim dürüstse dürüsttür, kim yanlışsa yanlıştır. Çünkü husun ve kubuh dediğimiz güzellik ve çirkinlik İslam'da şer-i şerife göredir, Kur'an ve sünnete göredir. Yani Kur'an ve Hazreti Peygamber'in sahih sünneti. Bir şeyi güzel diyorsa güzeldir, çirkin diyorsa çirkindir. Mütezile'ye göre akla göredir. Mütezile der ki, aklıma göre güzel olan güzeldir, çirkin olan çirkindir. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki hayır, Kur'an ve sünnet bir şeyi güzel diyorsa, Cenab-ı Hak bir şeyi güzel diyorsa güzeldir, ama çirkin diyorsa çirkindir. Ayrıca bir hadis var. مَا رَعَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنًا. Müminlerin, Müslümanların güzel gördüğü şey güzeldir. O ayrı bir hakikat. O da şu, çünkü bu ümmet vasat bir ümmettir.
İyiliği emreder, kötülüğü nehyeder. Ölçülüdür. Hazreti Peygamber de aleyhissalatü vesselam birisi vefat ettiği zaman belki her zaman olmasa ara sıra ashaba sorardı. Bunu nasıl tanırsınız? İyi tanırız. Vacip oldu buyurmuştur bir defasında. Peki bunu nasıl tanırsınız? İyi biliriz. Vacip oldu buyurmuştur. Bir başka zaman bir cenaze geçiyor. Bunu nasıl tanırsınız? Memnuniyetsizliklerini bildirdi ashab-ı kiram. Hazreti Peygamber buyurdu ki vacip oldu. Ey Allah'ın Resulü, üç kişiye ikisine de vacip oldu buyurdun, öbürüne de iyi değil dendi, yine vacip oldu buyurdun. Bunun manası nedir? Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. İlk ikisine cennet vacip oldu madem siz memnun olduğunuzu beyan ettiniz. Öbürüne de ateş vacip oldu çünkü siz ondan memnun değilsiniz. Bu ölçü ashab için son derece önemli. Peki şimdiki insanlar da böyle mi? Evet, hüsnü zan ederek biz yine herhangi bir kişi vefat ettiği zaman malumunuz, sizler de çok bulundunuz, duydunuz. Bunu nasıl tanırsınız diyoruz? Hüsnü zan ederek. Ölünün arkasında ancak hayırla konuşulur, iyi biliriz diyoruz. Peki bize sorulsa, birisinin cenaze namazını kıldık veya kılacağız. Bize dendi ki bunu nasıl tanırsınız? Bir insan onun yanlışını biliyor mesela. Kabahatini biliyor, günahlarını biliyor, konuşması gerekiyor mu? Hayır. Ölünün akabinde ya konuşmayacak kişi veya konuşacaksa hayır konuşacak. Çünkü korumasız olan, vefat eden, kendini artık savunamayan bir ölünün arkasında bu iyi, iyi kötüdür demek uygun değil. Demek ki şimdiki insanlarımız da ashab-ı kiramın yolunda seyreden Müslümanlar olarak onların şahitliğine müracaat ediliyor. Şunu demek istiyorum, yani Müslümanların güzel gördüğü şey güzeldir. Çünkü ümmetim dalalet üzerinde ittifak etmez diyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir kişi yanlış olabilir, iki kişi yanlış olabilir ama 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi yanlış olamaz. O halde bugün de cenazelerimizi defnetmeden önce bunu nasıl tanırsınız sorusunu sormamız uygun mu? Uygundur. Cemaat iyi biliyorsa iyidir demeleri uygun mu? Uygundur. Peki bunu demenin Allah'ın indinde bir kıymeti var mı? İnşallah vardır. Çünkü Cenab-ı Hak bu kadar Müslümanı hayal kırıklığına uğratmaz. Onlar madem bir insanda memnunlar, inşallah Cenab-ı Hak da memnun. Bu kısa faslı niye arz ettim? Şunun için. Yani ehli sünnet ve cemaata göre hüsn ve kubuh akla göre değil, şer'i şerife göredir. Kur'an ve sünnet iyi diyorsa bir şey iyidir, yanlış ve kötü diyorsa kötüdür. Evet. Dolayısıyla insanlar bir insanı veli biliyor, iyi biliyor, salihtir, iyidir, güzeldir. Bütün hal ve hareketleri İslam'a göredir, olumludur. İnşallah öyledir. Ama yanlış bildikleri zaman onu, kötü bildikleri zaman o da kendine çeki düzen versin. Çünkü bu kadar insan yanlış üzerinde ittifak edemez. نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللّٰهُ يَتَوَلَّ السَّرَائِرِ نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّوَاهِرِ وَاللّٰهُ يَتَوَلَّ السَّرَائِرِ Biz zahire göre hükmediyoruz. İşin iç yüzünü en iyi bilen şüphesiz Cenab-ı Hak'tır. Demek ki veliler kendi bilir, halk bilir. Kendi bilmez, halk bilmez. Kendi bilir, halk bilmez. Kendi bilmez, halk bilir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyorlar. رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي تِمْرَتَيْنِ لَا يُبَّعُ بِهِ مَدْفُعٌ عَنِ الْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّ Nice üstü başı yırtık pırtık insanlar var. Kapılardan da kovuluyor. Kimse ona değer vermiyor. Ama bir hususta yemin etse Cenab-ı Hak buyuracak ki benim kulum doğru söyledi ve onu doğru çıkarmak için ona yardımcı olur. Kadar kıymetli. Buhari Şerif'te bir hadis var. Bir gün Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisiyle oturuyordu, biri geçti. Dedi ki bu adamı nasıl tanıyorsun? Allah Resulü dedi bu adam şöyle üstündür, şöyle zengindir, şöyle fazıldır. Kapıları çaldığı zaman kapılar onun yüzüne açılır. Birilerine gittiği zaman önünden kalkarlar,
bir kız istemeye gitse kızlarını verirler. Sonra biri daha geçti, Hazreti Peygamber buyurdu ki peki bunu nasıl tanıyorsun? Ya Resulallah, bu onun tam tersi. Kimse ona değer vermiyor, kapıları çalsa kapıları kapatırlar, yüzünü açmazlar, kız istemeye gitse vermezler. Hazreti Peygamber ne buyurdu? Aleyhisselatü vesselam. Dedi ki bu ikinci adam, birinci adam gibi dünya dolusu adam eder. Peygamberin yanında değer yargıları başkadır. İslam'da değer yargıları, kriterler başkadır. Giyimde, boyda, posta, renkte, şuralıyım demekte, buralıyım demekte değildir. İnna akramakum indallahi atqakum. Allah'ın indinde, yanında, nezdinde, katında en kıymetli olanınız en çok şirkten, nifaktan, haramdan, masiyetten, mümkünse mekruhtan, malayani şeylerden, şüpheli şeylerden kaçan ve uzaklaşandır. Buna mukabil imanla, farzlarla, taatlarla, vacip ve sünnetlerle, ahlak kaideleriyle haşir neşir olan. Allah'ın indindeki kıymet budur. Evet. Ve geçen dersimizde de demiştik ki bir peygamber bütün velilerden üstündür ve hayırlıdır. İslam'da bir veliyi bir kim olursa olsun bir peygamberle mukayese etmek mümkün değil. Abes bir şeydir. Bir peygamber bütün velilerden daha hayırlıdır. Ve bir veli şanına kadar büyük olursa olsun bir peygamberin mertebesine ulaşması mümkün değildir. Çünkü peygamberlik vehbidir. Allah verir. Velayet adam çalışarak, gayret ederek, nefsini terbiye ederek, tezkiye ederek falan bir şeylere ulaşır. O kesbidir. Ama peygamberlik vehbidir. Cenab-ı Hak verir. Bir de peygamberler masumdur. Veli masum değildir. Elbette bazı veliler günah işlemeyebilir. Mümkün, mümkün. Caizdir diyebiliriz. Ama peygamberin masumiyeti vaciptir. Velinin ki çok çok caizdir diyebiliriz. Kaldı ki peygamberlerin dışında masum kimse yok. Kullu ibni Adem hattaun ve hayrul hattaine tevvabun. Ademoğlunun hepsi hata yapabilir. Ve hata yapanların en hayırlısı tevbe edenler. Asıl olan hata yapmamak değil, yaptığı hatayı bilen, fark eden, vazgeçen kimsedir. Hatta Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, siz günah işlemeseniz Cenab-ı Hak günah işleyecek, tövbe edecek ve günahlarını affedecek bir ümmet yaratır. Yani günah işlemek insanın fıtratında var. İşlememesi esastır. Ama işlediği zaman umut kesmemeli. Kapılar kapandı yüzüme, bir şey kalmadı. Benim artık umudum yok dememeli. Çünkü umut kesmek dinde caiz değil asla. %100 umut var olmak da caiz değil. Yani Allah'ın mekrinden, azabından emin olmak da caiz değil. Umut kesmek caiz değil. Mutlaka beni Allah, bana Allah affedecek, beni affedecek, bana cennet kapılarını açacak diye umutlanmak da uygun değil. Ne yapalım peki? Orta yol. Hem mümin Cenab-ı Hak'tan korkacak, hem umut var olacak. غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَد۪يدِ الْعِقَابِ Cenab-ı Hak İslam akaidini ve Müslümanlarda olması gereken akaidi, inancı bu ayetlerde özetlemiştir. Buyurmuştur. Ne buyuruyor? Allah günahları bağışlayandır. Tevbeleri kabul edendir. Ama azabı da çetin, darbesi şiddetlidir. Üç kelime. Gafir-i zembi ve kabil-i tevbi şedid-i rikab. Cenab-ı Hak günahları mağfiret edendir. Tevbeleri kabul edendir. Ama darbesi şiddetli, azabı da çetindir. Dolayısıyla bu bize nasıl inanmamız gerektiğini öğretiyor.
Mümin havf ve reca arasında olacak. Hem korkacak hem umut var olacak. Ne o onu ne o onu terk ettirmemeli. Gençken daha fazla korkmak uygundur. Yaşlandıkça umut galip gelirse uygundur. Onun için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki hiçbiriniz Allah hakkında hüsnü zan etmeden ölmesin. لَا يَمُوتُنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحَسِّنُ الظَّنَّ بِرَبِّهِ Ne demek bu? Yani yaşlandıkça tahminen ölüm emmaneleri belirdikçe insan tamam Cenab-ı Hak inşallah bizi affedecek, inşallah cennetine koyacak, inşallah bağışlayacak diye umut var olması uygundur. Hatta Peygamberimizin bir yönüyle emridir. Evet. Niye öyle? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rahmeti engin ve cenneti de dolmayacak. Bir de rahmeti gazabına galip gelmiştir. Kutsi hadis. İnne rahmeti sebekat gazabi. Benim rahmetim gazabımı yenmiştir. Cenab-ı Hakk'ın 100 bölüm şerefli rahmeti vardır. Sadece birisini dünyaya gönderdi, lütfetti. 99 rahmet müminleri için ahirette inşallah tecelli edecek. Şimdi düşünün ki en vahşi bir hayvan yavrusunu tepelememek için ayağını kaldırıyor. Allah'ın rahmeti. Hepimiz gördük bazı hayvanların kendi yavrularına olan şefkati, merhameti. Hayretler içinde bırakıyor insanı. Bir annenin şefkatini ancak anne bilir. Bütün bu rahmetler Allah'ın o tek olan rahmetinin tecellisidir. Bir de bunun 99 katını düşünün ve sadece müminlere bu. Peki bu rahmet karşısında umut kesmek caiz olur mu? Elbette olmaz. Onun için mümin umut kesemez. İmam Şafii Hazretleri rivayet edilir ki ölüm döşeğinde yanına girenler sormuş, kendini nasıl hissediyorsun? İmam Şafii buyurmuş ki فَلَمَّا قَسَى قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ الرَّجَى مِنِّي لِعَفْرِكَ سُلَّمَ Allah'ım, kalbim katılaştı bakıyorum. Yollar daraldı, çare kalmadı. Umudumu senin rahmetine bir merdiven olarak dayadım. Affına. Affına. تَعَظَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتُهُ بِعَفْوِكَ رَبِّ كَانَ عَفْوُكَ عَظَمَا Günahlarım boyumu aştı. Ben içinde kaldım günahlarımın ama günahlarımı senin affının yanına koyduğu zaman baktım benim günahlarım çok küçük kaldı senin affın ve merhametin yanında. Kim söylüyor bunu? Müştehit imamlardan İmam Şafii. İmam Şafii rivayete göre İmam-ı Azam vefat ettiği gün o da dünyaya gelmiştir. Allah ikisinden hepsinden razı olsun, rahmet eylesin. Demek ki umut kesmek yok. Umut var olacak. Ama umudun da altını dolduracak. Yani boş kuruntu olmayacak. Zira Hazreti Peygamber başka hadiste buyuruyor ki اَلْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلًا مَا بَعْدَ الْمَوْتِ Akıllı insan nefsini muhasebe eden ve ölümden sonra için hazırlık yapandır. وَالْجَاهِلُ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنَّ عَلَى اللّٰهِ الْاَمَانِ Nefsinin peşinden gidendir aciz ve cahil, nasıl olsa Allah beni bana affedecek diyendir. Altını doldurması lazım. Madem umut var oluyor, o halde bunun altını doldurması lazım. Evet. Şimdi peygamberler sonuçlarından emindirler ama veli emin değil. Yani peygamber masum olunca günah da işlemez. Ve vefatı da iman üzere olur. Ama bir veli için bu öyle olması umut edilse bile belli olmaz.
Onun için peygamberlerle velileri kıyas etmek mümkün değil. Peygamberlerin arkadaşı Cebrail Aleyhisselam'dır. Allah onları koruyor. Meleği gönderiyor onlara rehberlik etsin diye, ama velilerde öyle bir şey yok. Elbette velinin kerameti olabilir, ilham olur, şu olur, bu olur. Ama peygamberlerle veliler asla kıyas edilmez. Zaten peygamberler velilerde olan bütün vasıfları kendilerinde toplamışlar. Ve Cenab-ı Hakk'ın fazl-ı keremiyle ilave vasıfları var. Vahiy alıyorlar. Vahiy peygamberlere iner. Veliye vahiy olmaz. Ne olur? İlham olur, keramet olur. Arz ettiğim gibi böyle bir şeyler olur. Değerli kardeşlerim, velilerin kerameti haktır. Ve keramet adetin biraz üstündedir. Normalin üstünde bir keramet. Yani onu zaten insanlar hissediyor. Mesela uzun mesafeden seri bir şekilde bir şeyin gelmesi keramettir. Ne gibi? Hazreti Süleyman, Peygamberimize ona salatü vesselam olsun, Belkıs'ın tahtını çok uzaktan getirtmek istediğinde etrafına sordu. قَالَ يَا اَيُّهَا الْمَلَوْا اَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَيَأْتُونِ مِسْلِمِينَ Bunlar bana gelip teslim olmadan onun Belkıs'ın tahtını kim bana getirecek? Bir aylık mesafe. Taht da öyle görkemli büyük bir şey. قَالَ عِفْرِيتُمْ مِنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُوَ مَقَامِ Cinlerden bir ifrit dedi ki, sen yerinden kalkmadın, ben onu getirdim. وَقَالَ الَّذِي قَالَ الَّذِي عِنْدَ وَعِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا اَتِكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُهُ Ben daha seri getiririm dedi. Sen göz açıp kapayıncaya kadar ben onu getiririm. Ve hakikaten baktı ki o arş yanında. Belkıs'ın tahtı. Asaf bin Berhiye diye birisi getirdi peygamberine de, belki buradan daha büyük bir taht düşünün. Padişahın tahtı, Belkıs'ın tahtı, kraliçenin tahtı. Hazreti Süleyman baktı ki yanında duruyor taht. Bu ne? Bu keramet. Ha bunu Hazreti Süleyman temin etseydi buna mucize derdi. Çünkü peygamberden sadır olan şey mucizedir. Ama bunu peygamber olmayan Asaf isimli biri yapınca bu onun için bir keramet olmuş. Bir aylık mesafede. Evet. Bu bir keramettir ve caizdir. Oluyor. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz bir gün Medine-i Münevvere'de hutbe okuyor. Nihaven tebeki bir aylık mesafede ordusu var, cihada göndermiş. Hutbe esnasında hutbeyi kesti ve dedi ki Hazreti Ömer, ey Sariye, dağa çekil, sırtını dağa ver. Ya Sariyetu el cebele el cebele. Sariye kim? Ordu komutanı. Sariye duydu Hazreti Ömer Efendimizin sesini, geldiğinde dediler ya sen bir şey, evet dedi. Ben Hazreti Ömer'in sesini duydum ve orduyu dağa dayadım. Çünkü düşman askerleri bir pusu, bir hile düşünüyorlar. Ama ben bunu duyunca gereğini yaptım ve elhamdülillah Cenab-ı Hak bizi o afetten, o sıkıntıdan kurtardı. Bir aylık mesafe Hazreti Ömer Efendimiz Medine'den nihayetle sesini duyuruyor. Bu ne? Keramet. Niye? Hazreti Ömer peygamber değil. O halde ondan sadır olan şey keramettir. Bu caizdir. Bir şey yok. İtikatta en sağlam kitaplardan biri Nesefi'nin Akaid kitabıdır. Osmanlı medreselerimizde ve günümüzde İmam Hatiplerde, İslam Enstitülerinde, ilahiyatlarda, medreselerde, şurada burada en çok okunan, rağbet edilen bir kitap. Orada var. Ve buyuruyor ki o alim Ömer Nesefi, peygamberlere mucize olan şey velilere keramet olur. İki şey hariç.
Kur'an ve ayın ikiye bölünmesi bir keramet olarak veliye verilmez. Şimdi Kur'an-ı Kerim Peygamberimizin en büyük mucizesi malumunuz. En büyük. Peki. Bir başkasına Kur'an iner mi? Asla. Bir veliye keramet olarak Kur'an iner mi? Asla. Böyle şey olamaz. Peki. Bir de Hazreti Peygamber'in zamanında ay ikiye bölündü malum. İkterebeti sa'atu ve enşakkal kamer. Kıyamet yaklaştı ve ay ikiye bölündü. Bu da büyük bir mucize. Peki bu veliye verilir mi? Hayır. Veli ne olursa olsun ayın ikiye bölmesini temin edemez. Şimdi veliye de, peygambere de icabet eden Cenab-ı Hak değil mi? Evet. Veliye o imkanı verilmez. Ha bunun dışında işte az önce arz ettiğim gibi bir arşı yani bir tahtı bir aylık mesafeden görkemli bir şekilde göz açıp kapayıncaya kadar getirebiliyor mu kişiyi Allah'ın izniyle? Evet. Tamam işte bu keramettir. Bu olur. Hazreti Ömer Efendimiz bir aylık mesafeye sesini duyurabiliyor mu? Duyurdu. Peki komutan duydu mu? Sariye isimli komutan duydu. Gereğini yaptı mı? Evet gereğini yaptı. Keramet. Muhammed Bahattin Nakşibendi Hazretleri bir müridiyle güneşin battığı yöne doğru gidiyor. Ama güneş batmak üzere mürit korkuyor. Diyor ki şimdi güneş batsa ve biz burada bu çölde olursak halimiz nice olur? Cenab-ı Hak o zatı müridin gönlünden geçenlere muttali kıldı. Bunda bir engel yok ki yani. Kim itiraz edebilir buna? Hazreti Yakup'a sormuşlar. Peygamberimize ona salatü vesselam olsun. Hazreti Yusuf çok yakındı kuyuya atıldığında. O kadar yıl ayrı kaldınız. Sen çok ağladın, üzüldün. Çok da yakınmış. Nasıl haberin olmadı? Ne dedi biliyor musunuz? Biz peygamberler topluluğu Cenab-ı Hak gösterirse Kaf Dağı'nın arkasını görürüz. Göstermezse ayakkabımızın bağından haberimiz yok. Perde kalktı mı görüyor, perde indi mi görmüyor insan. Hepsi bu. Hani şair diyor ya, o dem ki perdeler kalkar, perdeler iner, Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. Şimdi Muhammed Bahattin Hazretleri yanındaki müridin gönlünden geçenleri Cenab-ı Hak ona bildirdi. Ama güneş yerinden oynamıyor. Batmaya yaklaştı fakat güneş yerinde duruyor. Anlaşılan o ki güneş o zatın varacağı yere varmasını bekliyor. Ne zaman vardılar bir şeyi böyle bağlı bir şeyi kesiyorsunuz ya hemen pat düşer güneş aniden batıverdi. Tam o esnada Muhammed Bahattin Nakşibendi Hazretleri döndü ve o müride dedi ki bunlar tarikatın oyunları. Kafayı buna takma. Asıl olan kalbini Allah'a bağla. Peki böyle bir keramet olur mu? Niye olmaz? Peygamberlere mucize olarak oldu mu bu? Oldu. Kime? Bizim peygamberimiz Aleyhisselam. İbn-i Kesir Şemail kitabında bundan bahsediyor. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz oturuyordu. Hazreti Peygamberimiz ikindiyi kıldı. İkindi namazını kıldı. Ve mübarek başını Hazreti Ali Efendimizin dizine koydu. Biraz uyudu. Hazreti Ali ikindiyi kılmamıştı. Ve uyandığında, uyandırmak da istemedi. Güneş de battı. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz ikindiyi ne yaptı? Ne yapamadı? Kılamadı. Uyandı. Ya Ali sen ikindiyi kılmadın mı? Hayır ya Resulallah. Allah'ım Ali senin peygamberini rahatsız etmemek için uyandırmadı. Güneşi geri getir de Ali ikindiyi kılsın. Güneş ikindiyi kılacak derecede geri doğuyor. Baktığı yerden diyelim bir mızrak boyu. Misal Hazreti Ali ikindiyi kılıyor gerisin geri batıyor. Bu bir mucize mi peygambere aleyhissalatü vesselam? Evet. Aynısı bir veliye keramet olur. Bir şey daha.
Yuşa bin Nun isimli bir peygamber. Bir kavimle savaşıyor. Bu hadis az önceki anlattığımdan daha güçlü bir hadistir. Bir kavimle savaşıyor. Tam o kavmi, o gayrimüslim kavmi yeneceği sırada güneş batmak üzere. Güneşe dedi ki, sen de Allah'ın bir yarattığı, ben de Allah'ın kuluyum, sen de kulsun, ben de kulum. Sana emrediyorum, batmayacaksın işimi bitirinceye kadar. Ve bekledi güneş onu, o da galip geldi, o cihatta Cenab-ı Hak zafer ikram etti. Ondan sonra güneş batıverdi. Bunlar keramettir. Biz bu kerametlere inanıyoruz ve alimler diyorlar ki, akaid alimleri, keramatul veliyyi bidari dünya lehe havlun ve hum ehlun nevali. Velilerin kerameti dünyada haktır. Allah onlara öyle bir vergi atiye vermiş, hiçbir engel yok. Bedül emani, maturidi akaidin özeti, o da diyor ki, ve esbiten lil evliyel kerama femen nefâhe fembiden kelâbe. Sen ey Müslüman, velilerin kerameti vardır de, inan, kim yok dese onun sözünü duvara atıyor, rafa kaldırıyor, değer veriyor, keramet alıyor. Bir şey yok. Belki bazılarımız bazılarının keramet görmüş de olabilir, bazı zatlarda bir engel. Ha şimdi, keramet ikramdır, Cenab-ı Hakk'ın ikramıdır. Talep edilmez normalde. Normalde talep edilmez. Gelin size bir keramet göstereyim. Bu uygun değil. Bu uygun değil. Tasavvufi tarikatlara göre biraz değişiyor. Mesela bazı tarikatlarda, tasavvufi anlayışlarda keramet iddiasında bulunmak ayıp görülmüştür. Belki keramet gösterir ama Muhittin bin Arabi rahmetullahi aleyh Şeyh-i Ekber diye bilinir. Futuhat-ı Mekkiyesi çok meşhur. Rivayete göre telif ettiği bu kitap bir gün Kabe'nin üzerine koyuyorlar. Aylarca bunca yağmura, bunca rüzgara, belki kasırgaya rağmen bir kağıdı bile düşmemiş, ıslanmamış, bozulmamıştır. Endülüs alimlerinden büyük şeyh diye biliniyor. Bazıları ona belki hücum ederler falan ama biz onun işini, söylediği sözleri, sıkıntılı gibi olan cümleleri Allah'a havale ediyoruz. Fakat muazzam bir insan. Belki anlayışımızı zorlayan bazı cümleler de orada olabilir, doğrudur. Ama onları düzgün anlamak veya erbabına yorumlatmak daha sağlıklı olur. Ne diyor? Çok veli ölümü esnasında pişman olmuştur. Keşke keramet göstermeseydi. Keşke zahir olmasaydı bu kerametler bende. Niçin? Kerametler avans gibidir. Bazılarımız bir yerde çalışıyor, avansın nedeni onu daha iyi biliyor. Mesela birimiz bir yerde işçidir. Maaşına kadar ay başında veya ayın 15'inde neyse 2000 TL. Daha maaş günü gelmeden 500 TL avans alıyor. Ay başında ne kadar alacak? 1500 kaldı. Maaşı azaldı mı, azalmadı mı? Azaldı. İşte veliler Cenab-ı Hakk'ın yanında, indinde, katında mesela makamları şöyledir. Keramet gösterdikçe makamları inebilir. Onun için üzülmüşlerdir. Bir de bir velinin veli olması için asla keramete gerek yok. Gerek yok derken şart değil demek istiyorum. Şart değil. Bir velinin veli olabilmesi için asla keramet şart değildir. Peki nedir şart olan? Allah'a yakınlık. Manen yakınlık. Kendini aşmış. Allah için yürüyen, Allah için dokunan, Allah için gören, Allah için duyan, Allah için çırpınan, Allah için ağlayan, Allah için kızan, ne bileyim, hayatı Allah merkezli bir insan velidir tabii. O veli değil de kim? Bir de alimler, Ahmet bin Hanbel öyle buyuruyor, eğer alimler
fıkıh alimi olsun, hadis alimi olsun, tefsir alimi olsun veli değilse, veli kimdir? Cenab-ı Hak cahilleri veli edinmez ki. Veli alimlere yakışır. Ama kabul etmek lazım ki ilmi çok olduğu halde tasavvuftan mahrum olanlar da var. Niye günümüzde yok? Günümüzde de var. Akademik kariyeri de var. Profesördür, bilmem doçenttir, şudur budur. Ama o ünvanın altını dolduramıyor. Kerameti inkar ediyor. Hadise yan bakıyor. Velilerin aleyhinde konuşuyor. İmam-ı Azam'ın aleyhinde konuşuyor. İmam-ı Şafii beğenmiyor. Bir dakika kardeşim, bu bolluk nereden ya? Sen gökten zembille mi indin? Kim okuttu sana bu kitapları? Bu imkanları sana kim verdi? Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Bak Hazreti Meryem. Hazreti Meryem peygamber değildir. Özellikle Maturidi'ye göre. Maturidi'ye göre bayanlardan peygamber gelmez. Eş'ari mezhebine göre olabilir. Şöyle veya böyle. Hazreti Meryem, Hazreti Zekeriya'nın kefaletindeydi. Kimdi Hazreti Zekeriya? Hazreti Meryem'in kız kardeşinin kocası. Yazın giriyor, bakıyor kış meyvesi var. Kışın yanına giriyor, bakıyor ki yaz meyvesi var. Velayeti ondaydı. Ona göz kulak oluyordu. Kâle ya Meryem, enne leki hâze. Kâle tüve min indillah. Ey Meryem, nereden getirdin bu meyveleri bizim? Bu memlekette bu meyve yok bu mevsimde. Diyordu ki, Allah veriyor. Bu Hazreti Meryem validemiz için bir keramettir. Çünkü peygamber değildir. Buna şimdi inanmayalım. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Selman-ı Farisi ile Ebu Derda'nın önlerinde bir tabak vardı, yemek yiyorlardı. Tabaktan tesbih sesi geliyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Sahih Müslim'de var, sağlam bir hadis, bir adam bir ineğe bindi, inek konuştu, dedi ki, اَلِهَذَا خُلِقْتُ اَوْلَيْسَ لِهَذَا خُلِقْتُ Ben bunun için yaratılmadım ki, ben çift sürmek için yaratıldım, tarlayı sürmek için yaratıldım, sen sırtıma yük attın, kendin biniyorsun veya yük bindiriyorsun, ben bunun için yaratılmadım. Kim diyor bunu? İnek. Ve peygamber diyor ki ben buna inanıyorum. Ebu Bekir de inanıyor, Ömer de. Onlar da oradaydı ve orada değillerdi. Peki bütün bunlar keramet değilleridir. Ashab-ı Kehf'in köpeği konuşmadı mı? Konuştu. Zalim bir hükümlerden kaçtılar o gençler, malumunuz. Dinlerini daha güzel yaşamak, insanlara daha çok faydalı olmak için. Bir çobanın köpeği onları takip etti. Kovdular. Yani gelme bizimle dediler, taş attılar, neyse. Uzaklaştı bir daha gitti. Kovdular. Uzaklaştı bir daha geldi. Dedi ki onlara o köpek, ben Allah'ı sevenleri seviyorum. Sizinle beraber olmak istiyorum. Niye beni kovuyorsunuz? Bu keramet değil de nedir? Onların. O onlar aslında. Sonra Cenab-ı Hak o köpeği Kur'an'da zikrediyor. وَكَلْبُهُمْ بَاسِتُمْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ Mağaranın kapsında onların köpekleri ellerini böyle uzatmış bekliyor. Dolayısıyla evet keramet bir veli için şart değil ama peygamber olmayan salih insan, itikadı sağlam, müteber insanlardan bu gibi şeyler sadır olur. Cemadat konuşuyor, cemadat. İşte sofra konuşuyor, tepsi neyse, o tencere. Ebu Derda var, Selman Farisi Hazretleri işte buna şahit. Hayvan konuşuyor, ha Peygamberimizin hadisi, hadisi. Aha Ashab-ı Kehf'in köpeği. Eskiden mi kaldı kerametle? Hayır, şimdi de var. Şimdi çok salih insanlar var, değerli insanlar var. Evet, asrımız zor bir asır. Doğru, fitnelerin, fesatların ayyuka çıktığı, sersem edici duman misali her tarafı kuşattığı bir anda yine iyi insanlar var elhamdülillah. Biz hariç herkes iyidir. Öyle de inanabiliriz.
Herkes diyebilir ki ben hariç herkes iyi. Bu bol keseden atmak değil, bu hüsnü zandır. Bu her geceyi Kadir bil, her gördüğünü Hızır bil gibi güzel bir düsturdur. Ha bir adamın yanlışını gördüğümüz zaman ona veli demeyiz, ona çok iyi demeyiz, o yanlış. İyiye iyi, kötüye kötü demek lazım elbette. Ama iyi insanlar var, salih insanlar var elhamdülillah. Veli insanlar var, keramet sahibi insanlar var ve bu kıyamete kadar devam edecek. Hatta Hazreti Peygamber buyuruyor ki Allah Allah deninceye kadar kıyamet kopmayacaktır. Sahih Müslim hadisi. Şükürler olsun Allah Allah diyen çok, namazını kılan o kadar çok, zikirini yapan çok, tesbihini, virdini çeken çok. Ama gönül arzu eder ki inandığımız Kur'an ve inandığımız sünneti elimizden geldiği kadar yaşayalım, birbirimize anlatalım, ahlaka dönüştürelim, yaşama dönüştürelim. Sadece sözde kalmasın, öze de insin, bizi fethetsin. Kur'an-ı Kerim bizi inşa etsin. Hazreti Peygamber'in mübarek şahsını inşa ettiği gibi sünnet bizim ahlakımız olsun. Kur'an Peygamber'in ahlakı olduğu gibi bize de ahlak olsun. O zaman Müslümanlar daha güçlü olur, daha sağlam olur. O zaman ümmet tam ümmet olur ve o zaman bizi ürkütmeye çalışanlar bizden korkarlar. Bize kefen biçenler o kefene girerler. Kaçacak delik ararlar. Ya Müslüman olurlar ya bizimle arayı bulmaya gayret ederler. Ama şimdi öyle mi? Öyle, tam öyledir diyemiyoruz maalesef. Niçin? Çünkü Kur'an'ı ve sünneti tam yaşamadığımız gibi onların mezci ve karışımı olan ahlakımızda da sıkıntılar oluyor. Onun için bizden korkmuyorlar adamlar. Onun için bizi ürkütüyor, korkutuyor. Bilmem şununla bununla korkutuyorlar. Evet. Demek ki keramet göstermek şeyin şartlarından değildir. Ahmet-i Faruk-ı Serhen diye bir zat var. Bununla mevzuyu bitirelim. Olağanüstü haller ve kerametler velayetin şartı değil. O da öyle diyor. Şart olan nedir? Kurb-i ilahi, Allah'a yakınlık. O nasıl mümkündür? Farzları, kurb-i ferais, kurb-i nevafil var. Farzlarla yaklaşmak ve sünnetlerle, nafilelerle yaklaşmak gece gündüz bu çaba içinde olur. Şimdi rahmetli hocam şey diyor, diyordu ki مَتَا يَبْلُغُ الْبُنْيَانُ يَوْمَنْ تَمَامَهُ اِذَا كُنْتَ تَبْنِيهِ وَغَيْرُكَ يَهْدِمُ Sen bu binayı ne zaman bitirecek? Bir taraftan sen yapıyorsun, bir taraftan başkaları yıkıyor. Biz iyilik adına bir şeyler yapıyoruz ama gerisin geri yıkıyoruz. Ateşi yakıyoruz ama hemen üzerine su döküyoruz, o da sönüyor. Şunu demek istiyorum. Yani hayır yapınca onu korumaya çalışır, muhafaza etmeye çalışır. Az da olsa devamlı olan güzeldir. وَقَطْرٌ عَلَى قَطْرٍ اِذَا اجْتَمَعَ نَهْرٌ وَنَهْرٌ عَلَى نَهْرٍ اِذَا اجْتَمَعَ بَحْرٌ Damlaya damlaya göl olur, atasözümüz var. Gölden göle de deniz olur. Şurada bir sevap, şurada bir hayır, şurada farz, şurada sünnet, şurada nafile, şurada selam, şurada kelam, şurada bir sadaka, şurada komşu ziyareti, burada cenazeye gidiyor, burada hasta ziyaret. Ama onları koruduğumuz zaman bizim kalır o. Bizim kalır. İşte Cenab-ı Hak'a böyle. Yoksa Cenab-ı Hak nerede olursak olalım bizimle beraber olduğuna göre. Peki biz ondan uzak mıyız? Yakın veya uzak olabiliyoruz maalesef. Şöyle ki manen yakınlık şereftir. Ama manen uzaklık da var. Günahlarla tabii. Ne diyor şair? Seni aramam için beni uzağa attın. Her şeyi benim, beni kendin için yarattın. Ne güzel söylemiş. Biz normalde acemi ve ham olduğumuz zaman Allah'tan uzağız manen. Ama ustalaştıkça, kaliteli oldukça, olgunlaştıkça, farzları, sünnetleri, güzel şeyleri, gece namazıdır, bilmem virttir, teheccüddür, Kur'an okumadır, insanların yardımına koşmaktır, ne bileyim bin bir çeşit sevap var. Onları Allah için yaptıkça
Oo, bir de bakıyoruz ki Cenab-ı Hakk'a kendimizi o kadar yakın hissediyoruz ki o da en büyük şereftir. Ve diyor ki bu Ahmed-i Faruk'i rahmetullahi aleyh, bir adam Allah'a yakındır ama kerametleri yok. Bu bir. Bir kişi Cenab-ı Hakk'a yakındır, kerametleri var. Bir kişi Allah'tan uzaktır, kerametleri var. En güzeli ne? Allah'a yakındır, kerametleri var. Bu Allah'ın en iyi. Peki en tehlikelisi? Hem adam günah işliyor, haramın içinde hem de kerametleri var gibi görünüyor. Buna istidraç denir. Bu çok tehlikeli. Adamın uyanmasını da engelliyor. Şöyle ki, bir adam düşünün, yanlış yaptıkça malı artıyor. Yaptıkça sıhhati artıyor. Ne kendisi, ne hanımı, ne çocuğu, ne malı hiçbir zarara uğramıyor. Diyor ki, ya bana iyi değilsin diyorlar. Kim demiş ben iyi değilmişim ya? İyi olmasam başıma bir sıkıntı gelir. Hiç de gelmiyor. İşte Cenab-ı Hak bunu uyandırmak istemiyor. Bu istidraçtır. İyiliğini isteseydi onu uyandırırdı. Hatasının, günahının farkına bile varmamıştı. Peki yani hastalık veya sıkıntı iyi mi? Biz onu istemiyoruz. Hastalığı, sıkıntıyı istemiyoruz. Ama gelirse bilelim ki lehimize gelmiştir. Çünkü fakirlik de, hastalık da, sıkıntı da Allah'ın askerlerinden bir askerdir. Gönderiyor bizi imtihan etmek için. İmtihanı başardık mı Cenab-ı Hak hastalığa diyor ki geri gel, o kolumu bırak. Fakirliğe diyor ki bırak onu, ben onu zengin edeceğim. Çünkü o kıymetini bildi. O zaman hayat iniş yokuştur. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً Hayırla da şerle de sizi deneriz. Veririz, alırız. Alırız, veririz. Çocuk veririz, alırız. Mal veririz, alırız. Sıhhat veririz, hastalandırırız. Tüm bunlar imtihan değil de nedir? Bu imtihanda ve daha değişik imtihanlarda başarılı olmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Mucizeye, keramete inanan, peygamberlere, velilere inanan, hasreten peygamberlerin şefaatini, velilerin de şefaati var. O şefaati elde eden, şehitlerimizin şefaatini elde eden kullarından eylesin. Çok elim bir olay. Yakında işte dün birkaç şehit oldu ülkemizde. O din kardeşlerimizin de Allah makamını âli eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Başta aile efratlarına, anne babalarına, eşlerine, çocuklarına sabr-ı cemil, ecr-i kesir ihsan eylesin. Ve ülkemizi, cennet vatan ülkemizi, bütün İslam alemiyle beraber her türlü beladan, sıkıntıdan, görünür görünmez afetlerden, semavi ve arazi afetlerden, düşman tasallutundan muhafaza eylesin. Amin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Lillahi Teala'l-Fatiha.